Erzurum'da 13 üniversiteli genç hayallerinin peşinden koşuyor. İnsansız hava araçlarını bir ileri noktaya taşımak isteyen gençler büyük çaba sarf ediyor. Çalışmalar Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin tahsis ettiği atölyede sürdürülüyor. Gençler kendi aralarında bulduğu Ata UAV takımı ismini kullanıyor. Ata UAV takımı 2021 yılında Ata TEP Kulübü bünyesinde kurulan insansız hava aracı takımının üyeleri olarak biliniyor. Gençler Teknofest 2022 ve ABD'de düzenlenen dünyanın en prestijli insansız hava araçları yarışmasına hazırlanıyor. Yarışmaya kabul olan genç takım 71 takım arasından görev sıralamasında 18. oldu. Proje ilk olarak Atatürk Üniversitesi'nde 6 motorlu özgün tasarım İHA ile yarışmaya katıldı. Projemiz insansız hava araçları ile kargo taşımacılığı üzerine kurulmuş bir proje. İnsansız hava aracımız 6 motorludan oluşuyor. Harici 5 kilogram yük taşıma özelliğine sahip, toplam 12 kilogram ağırlığındadır. Otonom uçuş ve aviyonik sistem testlerimizi başarıyla gerçekleştirmek için ilk başta 4 motorlu test İHA'mız ile uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonradan ise 6 motorlu İHA'mızda asıl hedefleri ve görüntü işlemeye başlayacağız. 2023 yılında 72 takım arasında yer alıp yarışmaya kabul olan takım yeterli desteği alamadığı için yarışmaya katılamadı. 2023 SUAS yarışması için yarışmaya kabul alıp ama yeterli desteği alamadığından dolayı yarışmaya katılamadı. O günden beri hazırlanan, tamamen yani tecrübesi üst düzey olan bir ekibimiz var. Farklı mühendislik alanlarından arkadaşlarımız bulunuyor. 2024 yılının Nisan ve Haziran aylarında da çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Çalışmalara şimdiden başlayan takım her kulvarda birinci olmayı hedefliyor. Fakat net birincilik için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar. Çalışmalara başlamış durumdayız. Yani yarışmaya bir senemiz var neredeyse. Birincilik için tecrübe konusunda tam olduğumuza inancım tam. Hiçbir eksiğimiz yok diyebilirim. Ekipmanımız ve desteğimiz bizi bir yere kadar götürür. Ondan yana hiçbir şüphemiz yok. Ama net birincilik için desteğe de ihtiyacımız var. Bunu dile getirebilirim.